Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Yunan botunun plajımıza kadar girmesine sessiz kalmamızın sebebi. Yunan sahil güvenlik botları kara sularımızı ihlal etmekle kalmadı, Datça'da sahile çıktı. Bodrum Akyarlar'da balıkçı teknemize ateş açtı, dibimize kadar geldi. Bizim sahil güvenlik ortada yoktu. Çok değil, Mayıs seçiminden önce böyle bir durum olsa Ankara ortalığı ayağa kaldırırdı. Nitekim kaldırmıştı da. Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz bile demişti. Bu sözün anlamı çok açık ve netti. Savaşırız, savaşmayı göze alırız demekti. Yunan sahil güvenlik görevlileri topraklarımıza ayak basma cesareti gösterdi ama Ankara'dan çıt çıkmadı. Dışişleri uzun süre ağzını açmadı. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırıp protesto etmedi, yazılı veya sözlü nota verme gereği dahi duymadı. Neden? Mesele İçişleri Bakanlığına havale edildi. Bakan da muhatabına bir daha yapmayın bizi üzmeyin tadında bir şeyler söyledi. Meselenin üzeri örtülmeye çalışıldı. Neden? İş medyada konu edilince saray medyasında değil tabii, Dışişleri Bakanlığı prosedür çerçevesinde gerekli tepki verilmiştir diyerek tonu düşük bir açıklamayla yetindi. Neden? Birkaç nedeni var. Birincisi Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta Michotakis'le görüştü. Birleşmiş Milletler binasında buluştular. Gündemleri çok farklıydı geleceğim o konuya. İkincisi, Emine Erdoğan Türk evinde davet verdi. Davete Yunanistan Başbakanı'nın eşi Mareva Garabovski Michotakis de katıldı. İki First Lady'nin birbirlerini nasıl kucakladığını görmüşsünüzdür. Birbirine hasret kalmış 40 yıllık dost gibiydiler. E bu durumda bizim dışişleri Yunanistan'ın sınırımızı ihlalini nasıl kınasın, nasıl nota versin? Uzun süre görmezden, duymazdan, bilmezden geldiler. Temaslar bitince eften püften açıklamayla Türk kamuoyunu tatmin etmeye çalıştılar. Ama asıl mesele başka. Ankara AGIT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğini almak istiyor. Adayı eski Dışişleri Bakanı, eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu. Erdoğan New York temaslarında Sinirlioğlu için ciddi kulis yaptı. Sinirlioğlu'na açık açık destekleyen bir ülke var. Bilin bakalım hangi ülke? Yunanistan. Atina'da Agit insan haklarından sorumlu dairenin başına Yunan diplomatı getirmek istiyor. Yunan diplomatın seçilmesine güçlü destek veren ülke hangisi? Türkiye. Ankara'nın kara sularının ihlal edilmesine sessiz kalmasının sebebi bu. Bir gece ansızın gelebiliriz politikasından ortak aday belirlemeye geçişin sekteye uğramaması. Soru şu, Ankara ilişkileri bozmamak için bu hassasiyeti gösteriyor. Yunan sahil güvenlik askerlerinin topraklarımıza ayak basmasına bile ses çıkarmıyor ama Atina aynı hassasiyeti göstermiyor. Neden? Sakın göçmen botunu takip nedeniyle bazen bu ihlaller olur gibi savunma yapmaya kalkmayın. Meselenin öyle olmadığını herkes biliyor. Nedeni belli. Atina rahat, Ankara stresli. Çünkü Erdoğan dış politikayı kişiselleştirerek çok hata yaptı. Türkiye'nin itibarını sarstı. Kavga etmediği başbakan, cumhurbaşkanı kalmadı. Şimdi hepsiyle barışmak uğruna kuyruğu dikleştiremiyor.